Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde responsive sitemizin menüsünü responsive hale getireceğiz. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir menümüz vardı arkadaşlar. Bunu küçülttüğümüz zaman bu şekilde responsive, yani mobil tarayıcılar için uygun hale getireceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar şunu yapalım derim. Şu gördüğünüz turuncu bar hakkımızda ürünlerimize gelince kayıyor. İlk olarak bunu yapacağız. Daha sonra responsive menümüzü responsive hale getireceğiz. Projemi çalıştırıyorum. Evet, hazır arkadaşlar. Şimdi sayfamı açayım. Şuradan hemen home sayfasını açıyorum. Ana sayfamızın içerik kısmı. Bunun altına arkadaşlar jQuery yazacağız. Bu kısma. Hemen bir script açtım. Bunu ayrı bir jQuery dosyası olarak da yapabilirsiniz. Ve scriptlerin içine de koyabilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye ve daha rahat anlayın diye burayı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu menümüze bir bakalım. Gördüğünüz gibi logomuz soldaydı. Konteynerin içinde nav bar var arkadaşlar. Nav bardan kastım turuncu olan şu nav bar anlamında arkadaşlar. ID'si bu. Bunun üzerine gelince, iletişimin üzerine gelince örneğin iletişime doğru gidecek. Yani sola doğru götüreceğiz arkadaşlar bunu. Şu gördüğünüz contact, product, about us ve homepage kısımları ise jQuery için kullanacağımız sınıf isimleri. Hemen şöyle kodlarımı yazmaya başlayayım. İlk olarak duckRed diyorum arkadaşlar. Daha sonra tab'a tıkladım. Sanırım bunu kod snippet'larda kaydetmemişim. O yüzden kendim yazayım. Document ready diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir anonim fonksiyon oluşturuyorum. Şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bunun içine yazacağız kodlarımızı. Document ready'nin amacını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sayfa tamamen yüklendikten sonra bu içerideki kodlar çalışsın anlamında kullanılıyor. Dolar işareti. Şimdi seçicimiz ile başlayalım. About us demiştik arkadaşlar. Hakkımızda. Mouse over diyorum daha sonra. Yani fareyle üzerine gelince şu fonksiyon çalışsın. Function. Yine bir anonim fonksiyon. Şurayı da kapattım. Yine dolar işareti. Tırnak işareti yerine tek tırnak da kullanabilirsiniz bildiğiniz üzere. Nav bar diyorum daha sonra. Nav bar'ı şimdi arkadaşlar bunu sola kaydıracağız. Bunun için CSS diyorum. İçine atadım. Left. Ne kadar gidecek? 120 piksel. Sola gidecek. Virgül koyuyorum. İkili kullanımı yapıyorum çünkü arkadaşlar bu köşeli parantezleri kullanmamdaki amaç da bu. Genişliği ise şu kadar olsun diyorum. Çünkü border'lar da var arkadaşlar işin içinde. Genişliği de 122 piksel olsun diyorum. Bu şekilde atadım. Şuraya kapatmamı istiyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu bir deneyelim. Ctrl Shift B yaptım. Projemi derledim. WaterFox ile çalıştırıyorum. Hakkımızda gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine gidiyor. Fakat henüz geri dönmedi. Bunun için de mouse sleeve kullanacağız. Onu da yapalım. Dolar. Arkadaşlar şöyle komple alayım ben bunu. Hiç yazmayayım. About us. Şuraya sadece mouse sleeve yazacağım. Yani fareyle üzerinden gidince eski haline getiriyorum. Sola 0 olsun. Genişliği ise eski hali olsun. Yani 120 piksel olsun diyorum.
Kaydettim arkadaşlar. Yine derledim projemi. Durdurdum şöyle. Tekrar çalıştırıyorum. Hakkımız D'ye geldim. Üzerinden gittiğim zaman tekrar eski haline gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Sadece şu kadarlık kod yazdık. Gerisini kopyalıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Örneğin products içinde yapalım. Yani ürünler. Şurada kullanmıştık arkadaşlar, görüyorsunuz. About us hakkımız D içinde yaptık. Şimdi products için yapıyoruz. Buraya yalnız product yazmamız yeterli olacak. Şöyle hemen düzelteyim. Product. Hatta şunları products yapayım. Bu sefer arkadaşlar biraz daha fazla ileri gitmesi gerekiyor. Onun için de üzerine gelince şöyle biraz ayırayım, daha rahat görün. 241 piksel sola doğru gitsin. Genişliği yine 122 piksel olsun. Döndüğünde ise 0 olsun. Ve genişliği ise yine 120 piksel olsun diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Şimdi diğeri için de yapalım. Hemen yine aynen aldım. Diğeri de arkadaşlar iletişimdi. Contact diyorum ona da. Bu sefer bu 362 piksel sola gidecek. Biraz daha sola kaydıracağız. Genişliği yine 122 piksel olacak. Ve döndüğünde genişliği 120 piksel ve başlangıç yerine dönecek arkadaşlar. Şimdi projemi derledim. Ve tekrar çalıştırıyorum. Üzerine geliyorum. Doğru çalışıyor arkadaşlar. Ürünlerimiz de doğru. İletişim de doğru. Üzerinden gidiyorum. Test ediyorum arkadaşlar bunları tek tek. Ve çalışıyorlar hepsi arkadaşlar. Bar kısmını hallettik. Şimdi asıl konumuza dönelim. Responsive menümüzü responsive hale getirelim. Projemi durdurdum. CSS dosyamı açıyorum. Burada arkadaşlar menü olarak nav yapmıştık. Ve nav mobile'ı display none çekmiştik. Henüz nav mobile'ı oluşturmadık arkadaşlar. Bizim responsive menümüz nav mobile olacak. İlk olarak en alta iniyorum. Şöyle ineyim. Şuraya not düşüyorum. Old smart phones yazıyorum. Eski akıllı telefonlar için. Yani düşük çözünürlüklü telefonlar için diyorum. Ve at media screen diyorum. And min width 320 piksel ve max width, yani en geniş, en maksimum çözünürlüğü 479 piksele kadar olanlar için diyorum. Yani 320 piksel ile 479 piksel arasındaki çözünürlüklerde bana sadece şu kodları çalıştır diyorum arkadaşlar. Şu CSS kodlarını çalıştır. Responsive olayı arkadaşlar, bu media screen olayıdır. Onu da belirteyim. İlk olarak eski menümüzü görünmez hale getirmeliyiz ki bunun için display none diyorum. Ve responsive menümüzü görünür hale getirmemiz gerekiyor. Hemen şuraya atayım notumu. Name mobile diyorum. Name mobile. Genişliği bir kere %100 olsun. Tamamen kaplasın. Position relative, background gri olsun. Siyaha yakın. Ve display inherit diyorum arkadaşlar. Bunu kapatmıştık. Inherit
başlangıç ya değerine döndür. Yani kalıtsal değeri. Display neyse odur arkadaşlar. Tarayıcı ne adadıysa onu gösterecek. Yani görünür olacaktır arkadaşlar. Görünür olması için bunu kullanıyoruz. Ve diğer kodlarımı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Name mobile. Şöyle göstereyim. Mobil için gerekli kodlarımızı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece izleyin. Bit genişliği 320 piksel olsun. Çünkü en küçük çözünürlüğü 320 piksel demiştik. Position relative, margin auto ile sayfada ortaladım. Şimdi düğmemizi yapalım. Nav mobile button diyorum. Bit 320 piksel. Height 60 piksel. Line height da 60 piksel olsun. Text align center. Position relative. Margin auto diyorum yine. Cursor pointer fare imlecim el şeklinde gözüksün. Font kalınlığı bold, kalın olsun. Fontlar kalın gözüksün. Border button alt kenarlıkları bir piksel noktalı şekilde dotted. Açık gri olsun diyorum. Ve geçiş efekti veriyorum. Transition all nokta 2 saniyede ease in out olsun. Bunu verdiğim için hover'ını da veriyorum. Nav mobile button hover diyorum. Arka plan rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle koyu bir şekilde siyaha yakın bir gri verdim. Nav mobile button'ın son çocuğu şöyle yapalım. Last team son çocuğumu da atayalım. Border button none diyorum. Alt kenarlığı olmasın diyorum arkadaşlar. Şimdi menü item'larının yani menü item'dan kastım şu arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen şuradan. Menüyü açtığım zaman şu kaplayacak alan arkadaşlar. Ana sayfa hakkımızda ürünlerimiz ve iletişimi kaplayacak bir konteyner yapıyorum. İlk olarak gözükmesinler arkadaşlar bunlar. Çünkü daha düğmeye tıkladıktan sonra gözükmesi gerekiyor menü itemlerinin. Nav mobile menü logo diyorum. Bu da tahmin ettiğiniz gibi şurayı kapatayım. Şu logo arkadaşlar. Menüde olan logo. Margin top 10 piksel. Margin depth eksi 15 piksel. Bunların hepsini deneme yanılmayla buldum. Firebox sayesinde inline box diyorum. Inline block düzeltiyorum. Satırda bloklasın. Satır içinde. Ve son olarak arkadaşlar nav mobile menü text diyorum. Menü metinleri olacak bunlarda. Position relative yine display inline block yukarıdan da eksi 15 piksel diyorum. Yukarı doğru kaydırıyorum yani arkadaşlar. 15 piksel. CSS kodlarım hazır. Bu kadarcık. CSS kodu yazdım. Şimdi bunları ekleyelim. Yine nav'in altına ekleyelim şöyle. Div dedim arkadaşlar. ID'si demin oluşturduğumuz nav mobile olacak. Div class diyorum. Nav mobile. Daha sonra div class
Nav Mobile menü. Bakayım arkadaşlar. Menü bu Mobile Button menü olacak. Düzeltiyorum. Nav Mobile Button. Şuraya da menü diye bir sınıf ekliyorum. Bu tamamen jQuery olayında kullanacağız arkadaşlar bunu. CSS'de tanımlamadık. Ve buraya resmimi ekliyorum. Şuradan Nav logo diyor arkadaşlar. Bunu ekledim. Alt vereyim mi? Menü logo diye şöyle yazıyorum. Bunda bir sınıfı var. Class Nav Mobile menü logo diye. Bunu da konumlandırmıştık. Şu kısımları siliyorum. Gereksiz. Düğmemiz hazır arkadaşlar. Sadece şunu ekleyeceğim. New class Nav Mobile menü text diyor. Yani menü yazan yer. Ve daha sonra buraya geliyorum. Div class menü items diyorum. Div class. Bu satırı bir kere yazacağım. Daha sonra kopyalayacağım. Mobile button. Ana sayfa dedim. Hakkımızda ürünlerimiz ve iletişim diyorum. Tabii bu en altında kenarlı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu iletişimin altında kenarlık olmayacak. Onun için de Nav Mobile Button Last demiştik. Şöyle ekledim. Satır içi de yani satır inline olarak da verebilirsiniz. Style, border, button, none da diyebilirsiniz. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken jQuery kodlarımızı yazmak. Ama ondan önce ben hemen şunu söylemek istiyorum. Menü oluşturmak responsive sitelerde kullanıcıyı en fazla yoran, tasarımcıyı en fazla yoran menüdür. Halbuki en kolay işlemlerden birisidir menü. Menüyü responsive hale getirmek diyeyim. Burada yaptığımız arkadaşlar, Nav şu an gözüküyor. Şunu da belirteyim tekrardan. 960 pikselden yukarı olduğu için Nav gözüküyor arkadaşlar. Fakat Nav Mobile gözükmüyor 960 pikselde. Bu yüzden Display None dedik. Bunu küçülttüğüm zaman yani 960 pikselden küçük olduğu zaman çalışması gereken kodlar şöyle en küçüğe getirdiğim zaman bizim normal menümüz, masaüstü menümüz gözükmeyecek. Bunun için Display None diyorum. Bu sefer Nav Mobile gözükecek. Display Inherit diyorum. Amaç bu arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu menümüzü çalışabilir hale getirmek. Menüye tıkladığım zaman menü items'lar, items alanı içindeki her şey gözükecek. Tekrar tıkladığım zaman ise kapanacak. Şunun altına script diyorum. Ve daha sonra document ready function. Şunu açtım. Tek yapmam gereken tek tırnaklar içinde kullanıyorum bu sefer. Menü klasına tıklanıldığı zaman, click olduğu zaman function şunu yap. Menü items toggle diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Tek yapmam gereken bu. 700 ise 700 milisaniyede yani saniyenin 10'da 7'sinde olan efekti gösteriyor.
Toggle demek arkadaşlar. Display None'dan Display Inherit'e yap. Bir daha tık aktif hale getirildiğinde tam tersini yap. Yani Display Inherit ise Display None yap. Display None ise Display Inherit yap. Sadece display'leriyle oynayacağız. Menüden kastımız şu arkadaşlar. Şurayı yazmıştık. Sınıfımız zaten altı çizili. CSS de tanımlı değil diyor. Buna tıklanıldığı zaman, yani şuna menüye tıklanıldığı zaman menü itemları, şu kısım, ana sayfa hakkımız, ürünlerimiz, iletişimin olduğu kısım gözüksün. Tekrar tıklanıldığı zaman ise kapat diyor arkadaşlar. Buradaki yaptığımız işlem bu. Bu kadar da basit. Şimdi derledim ve projemi çalıştırıyorum. Şöyle en küçüğe getirdiğim zaman burada gözükmüyor. Chrome'da bir bakalım. Evet, burada da gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden şu CSS'leri hemen değiştiriyorum. Ve 960 demiştik. 959 diyorum. Hazır arkadaşlar. Şöyle menümüz. Daha alt kısımları yapmadığımız için boş gözükecek. Tıklandığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi açılacak. Bunun böyle gözükmesinin sebebi şuradaki kodlardan dolayı. Küçük eski telefonlar için, eski akıllı telefonlar için olduğu için. Şimdilik böyle arkadaşlar. Proje bittikten sonra bütün hepsi sitemizdeki gibi olacak, yani buradaki gibi olacaklar. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Responsive menü CSS'de bu şekilde oluşturuluyor. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde responsive sitemizin tasarımını tamamlayacağız. İlk olarak projemi açıyorum. Evet, hazır arkadaşlar. Şöyle layout'umu açtım. Ve projemi çalıştırıyorum. Geçen dersimizde arkadaşlar menü yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ben bunun kodlarını değiştirdim. Onları da göstereceğim. Şu şekilde. Hemen CSS'ini açıyorum. Arkadaşlar media screen kodlarını 480'e 639 diye değiştirdim. Bu 480'e 639 nereden geliyor? Yani 480 ile 639 piksel arasındaki çözünürlüklerde bu kodları çalıştır anlamında. Peki bunları nereden buluyoruz? 480 ile 639 nereden geliyor? Onu da göstereyim. Web tasarım sayfasının içinde en altta arkadaşlar web tasarım araçları var. Buradan Screen Size diye bir güzel bir site var arkadaşlar. Burayı kullanın derim bu sayfayı. Örneğin iPhone 5'in görüntü çözünürlükleri 640'a 136. Yani 640'a 720 arasında bir çözünürlük yapabilirsiniz. Bunun gibi görüntü çözünürlükleri vardır. Bunları kullanabilirsiniz ya da hazır medya screen kodları kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. 320 ile 480 piksel arasında çalışacak. Portrait ile landscape'in anlamı. Portrait arkadaşlar dikeyde kullanıyorsunuz. Landscape ise telefonu yatayda ya da tableti yatayda kullanmak anlamında. Akıllı telefonlar yatayda min width 321 piksel demiş. Portrait, iPad var arkadaşlar görüyorsunuz. 768'e 1024 pikselde. Sadece landscape'de, yani yatayda Media Only Screen diyor. 768'e 1024. Orientation Landscape diyor. Böyle de bir Media Screen kullanımları var. Haberiniz olsun. Ayrıca şurayı değiştirdim arkadaşlar. Name Mobile Bit. Biz buraya 320 piksel yapmıştık. Bunu değiştirdim. Yani normalde 480 piksel olması gerekiyordu. %100 yaptım. New Mobile Phone'u da %100 yaptım. Daha şık gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hangi çözünürlükte olursa olsun alt çizgiler tamamen kaplayacak alanı. Bu şekilde bir düzenleme yaptım.
Şimdi arkadaşlar tasarımımızı tamamlayalım. Şundan da bahsedeyim. Şurada artı eksi simgeleri var. Bunlar da oldukça işinize yarar. Çok fazla kodla uğraştığınız zaman şöyle küçültebilirsiniz. Biz şimdi arkadaşlar nav'i yapmıştık. Geri kalan header ve diğerleriydi. Aynen alıyorum burayı. Şu şekilde aldım. Ve benim 480 ile 639 piksel arasında çalışmak istediğim kodların içine yapıştırdım arkadaşlar bunları. Henüz bunlar daha responsif değil. Header'dan başlayıp bunları tek tek responsif yapacağız. Örneğin bit 100, %100 demiş. Şu height'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu kullanmayacağız. Position relative. Background yine aynı. Background size de aynı. Header container 460 piksel olacak. Çünkü padding 10 piksel kullandık arkadaşlar. Şu yukarı aşağı sağa sola 10 pikseldi. Sağa sola toplamı da 20 piksel olduğu için bunları 480'e tamamlıyor zaten. Height'ını da 1000 piksel diye değiştiriyorum. Position relative, margin auto, header main'e bakıyorum arkadaşlar. Bunu 460 piksel yapıyorum. Yüksekliği 400 piksel olsun. Bunların hepsini arkadaşlar deneme yanılmayla değiştiriyoruz. Bu arada onu da belirteyim. Tasarım yaparken kendiniz yapmalısınız. Main buffer da 460 piksel oluyor. Çünkü yine padding'den dolayı. Yüksekliğini ise 120 piksel yapıyorum. Position relative. Bu sefer H1'i küçültüyorum arkadaşlar başlığı biraz daha. Çünkü boyutu küçüldü sitenin. 36 piksele 20 piksel diye şöyle değiştiriyorum. Header download button'a bakalım arkadaşlar. 180 piksel. Bunda pek bir değişiklik yapmayacağız sanırım. Bakıyorum arkadaşlar şöyle kontrol ediyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Header download button onda da yok. Download logomuz yine 460 piksel. Yüksekliği 600 piksel. Position relative float left. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Sadece header kısmını yaptık. Şöyle küçülttüğüm zaman zaten bunlar geliyor arkadaşlar. Şöyle tekrar büyüteyim. Dikkat ederseniz yan yanaydı. Float left ile bunları yan yana sıralamıştık. Boyutu küçüldüğü için alt alta geçiyorlar arkadaşlar. Şu kısımla şu kısım. Burayı kapatıp Waterfox'la açayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. F12'ye bastım. Daha sonra seçim aracımla seçiyorum. Şu gördüğünüz alan arkadaşlar, şöyle açayım. Header main. Download buton. Header logo diyor arkadaşlar. Şu header main ile header logoyu alt alta alıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu burada. Şöyle küçülttüğüm zaman görebilirsiniz. Header main burada. Bunun yüksekliğini küçülttük. Header logomuz ise burada arkadaşlar. Bu şekilde float left ile alt alta otomatik olarak sıralanıyor. Responsive olayı da bu zaten. Şimdi diğerlerini yapalım. Contents vardı. Content'in içinde content. Yine genişliği %100. Yüksekliğini kaldırıyorum. Position relative, background, z-index yukarıda olsun. Katmanlı olarak. Container arkadaşlar bu sefer bunu değiştiriyorum. 940 piksel kullanamayız. En küçük çözünürlük 480 ise 940 piksel kullanamayız. Bu yüzden 460 piksel yapıyorum. Yüksekliğini ise 640 yapıyorum. Biraz daha fazla arttırıyorum. Padding değerlerini kaldırıyorum arkadaşlar bunda. Düzeltiyorum. Kaldırmıyorum. Paddingler duruyor. Yukarı aşağı 10 piksel padding veriyorum.
position relative, yine margin auto, content main'e bakıyorum. Şunu 460 piksel diye değiştirdim. Position relative, float left. Color'ı yine aynı. H2'leri arkadaşlar, bunları da değiştiriyoruz. Şöyle 24 piksel bir font büyüklüğü veriyorum. Ve margin top ekleme yapıyorum buraya. Eksi 20 piksel yukarı kaysın diyorum. H2 etiketi. H3 burada sadece 18 piksel yapıyorum. Ve margin top'ı kaldırıyorum. Content logo diyor arkadaşlar. Width 460 piksel, height 400. Aynen kalıyor bunlar. Float left ile. Fakat margin left'ine ...30 piksel veriyorum. Şimdilik bunu vermeyeyim arkadaşlar. Kaldırıyorum. Sorun çıkarsa buradan bakarız tekrar. Image var arkadaşlar. Image'i 400, genişliğini 400 atadım. Yüksekliği de 400 olsun. Position relative absolute'den relative'e çekiyorum. Top'a da 0 veriyorum. Şöyle sadece 0 yazmam yeterli. Content 2'ye bakalım. Yine genişliği %100. Bu aynı arkadaşlar. Content 2'yi değiştirmemiz lazım. Biraz önce yaptığımız gibi. Bunu 460 piksel yapıyorum. Padding'lerden dolayı. Padding bottom yine 10 piksel. Top 660 piksel düzeltiyorum. Position relative, margin auto, color. Bunlar aynen kalıyor. H2 font size. Bunu küçültüyorum. 24 piksel. Text align center. Margin top'ına eksi 10 piksel verdim. Font size'ı 18 piksel olsun. Color aynen kalsın. Text align. Bunlar da kalıyor. Content tile 205 piksel. 15, 250. Bunlar da aynı arkadaşlar. Sadece şuraya float left yapmıyorum. Margin auto yapıyorum. Hepsi sayfada yatayda ortalansın diyorum. Yine text align center. Headingler 20 piksel, bold 10 piksel. Image de aynı kalıyor. Subscribe'a bakalım. Abonelik kısmına. %100. Bunlar aynı arkadaşlar. 940'ı değiştiriyoruz. 460 piksel. Yüksekliğini 140 piksel yapıyorum. Position relative, margin auto, color white. Subscribe text'e bakıyorum. Bunu da değiştirmeliyim arkadaşlar. 460 piksel olarak. Yüksekliğini 60 piksel yapıyorum. Position relative, float left ve text align center diye bir eklemede bulunuyorum. Diğerlerine bakıyorum. Bunlar aynı. Subscribe input yine aynı kalıyor. E-mail'e gelelim. Bunu biraz değiştiriyorum arkadaşlar. 338 piksel diyorum genişliği. Yüksekliği 40 piksel olsun. Text indent 10 piksel. Font size 16. Diğerleri aynı arkadaşlar. Button. Düğmeyi biraz genişliğini kısıyorum. 70 piksel. Yüksekliği aynı. Line height'ını 44 piksel yapıyorum. Biraz daha aşağı kaysın diyorum. Diğerleri de aynı arkadaşlar. Transition, button, hover. Ve son olarak footer'a geliyoruz. Son olarak demeyeyim. Copyright kısmı da vardı. Yine arkadaşlar şurayı değiştiriyorum. 460 piksel dedim. Yüksekliği ise 400 piksel olsun. Position relative. Çünkü alt alta gelecekler arkadaşlar. Bu yüzden yüksekliğini arttırıyoruz. Footer kısmı. Footer container yapmıştık. Footer 282. Buralar aynı. Margin top. Çünkü padding, right ve height kısımlarını siliyorum arkadaşlar footer'da. Margin right kısmını da siliyorum.
Border right, border'ları da kaldırıyorum. Position relative float left yerine alt alta gelmesi için margin auto diyorum. Pixel aynı ise justify yerine center diyorum. Enter child font size'ını büyütüyorum arkadaşlar. Çünkü telefonda giriyoruz. Gerisi aynı. Sosyal medya kısmına baktığımızda ise burası sadece relative, absolut kesin konumlandırma yerine relative konumlandırma, göreceli konumlandırma yapıyorum. Ve margin auto diyorum. Şuraya da margin top 30 piksel diyorum. Facebook kısmı aynı, aynen kalıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Twitter'da muhtemelen aynen kalıyordur. Bakıyorum, herhangi bir değişiklik yok. Sadece şuraya margin left 10 piksel diyorum. Aralarında bir 10 piksellik bir boşluk olsun diyorum. Ve en son copyright kısmındayız arkadaşlar. Bunu da yapalım. Şurası fazla sanırım. Burayı bir sildim. Copyright da aynı. Line height, position relative. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Şimdi tekrar bir çalıştıralım. Şöyle sayfamı yeniledim. Ctrl Shift R yaptım. Ctrl F5 yaptım. Menü çalışıyor. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi alt alta geldiler. Dokümentasyon. Abonelik kısmı da aynı. Şöyle alt alta getirdik bunları. Ve bir Chrome'da bakalım arkadaşlar. Şurada bir boşluk olduğunu görmüşsünüzdür. Hemen tekrar Waterfox'u açıyorum. Sadece Waterfox'tan mı kaynaklanıyor diye baktım. F12'ye tıkladım. Şunun yüksekliğini kısıyorum arkadaşlar biraz. Şöyle. Aşağı yön tuşunu kullanıyorum. ...315 piksel diye değiştiriyorum arkadaşlar bunu. Content Main. Şöyle hemen yukarı çıkayım. Yüksekliğini 315 piksel yaptım. Ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha anlamlı oldular. Bu şekilde arkadaşlar, Firebug ile düzeltmeler yapabilirsiniz. Firebug eklentisiyle. Herhangi bir sorun var mı diye bakıyorum. Şunları arkadaşlar Position, Relative, Margin Auto ile alt alta dizdik. Normalde bunlar yan yanaydı. Position, Relative. Float Left ile yan yana sıralamıştık. Tek yaptığımız bana bu çözünürlükte Position, Relative, Margin Auto ile alt alta sırala. Yatayda da ortalığı anlamında bir değişiklik yaptık. Yine abonelik kısmı da yan yanaydı. Şu iki farklı divimiz vardı. Şöyle göstereyim. Bu subscribe text ile subscribe input'u position relative ile ve float left ile alt alta getir dedik. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece bitleriyle oynadık. Ve yine bu kısımları arkadaşlar alt alta sıraladık. Aralarındaki kenarlıkları kaldırdık. Ve Firebug ile düzenleme yaparak bunları değiştirebilirsiniz. Ben diğer çözünürlükler için yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok basit. Sadece bunları değiştirmeniz gerekiyor. Aynen alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz buradaki kodlarınızı. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu çözünürlüklerde ne olsun diyorsunuz.
Ve ondan sonra değişiklik yapmaya başlıyorsunuz. Tek tek kontrol edip yapabiliyorsunuz. En fazla zorlanacağınız kısım menüydü. Bunu belirtmiştim. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız bundan sonra. Şöyle alta indim. Farklı olarak arkadaşlar şöyle yan yana değil de ikili ikili sıralamıştık. Bunun da bir kodlarına bakalım. Burada yaptığımız olayı göstereyim size. Evet, New Smartphones and Tablets diyor. Muhtemelen burada tabletlerde nasıl gözükecek? Content Tile'da arkadaşlar bunlar. Content 2 Tile. Evet, burada da bir değişiklik yok. Sadece yine Float Left ile yan yana sıraladık. Şöyle göstereyim. Ve kapattım. Burada da yine pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Float Left ile yan yana sıraladığımız için otomatik olarak zaten bunlar ikili olarak gözüküyorlar. Sadece biraz ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar. Herhangi bir değişiklik yok. Herhangi bir sorunumuz da yok. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Diğer kodları ben ekleyip, diğer çözünürlükler için olan kodları ekleyip daha sonra proje dosyası olarak yayınlayacağım ve bu dersin sayfasından kodları indirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.